Azerbaycan milli kahramanı Mübariz İbrahimov'u ölümünün 10. yıl dönümünde anıyor. 22 yaşında şehit düşen İbrahimov 5 saat boyunca tek başına Ermeni askerlere karşı savaşmıştı. İşte tek başına bir ordu gibi savaşan o genç kahramanın öyküsü. Şehit düştüğünde 22 yaşındaydı. Vatan topraklarının işgalde olmasına daha fazla dayanamadı. Hocalı'da katledilen çocukların, kadınların çığlıkları kulaklarında acısı kalbindeydi. Şehit olursam üzülmeyin dedi. Düşmana karşı 5 saat boyunca bir başına savaştı. 45 Ermeni askerini öldürdü, cephanesi bitti, kendisi de şehit oldu. O, Mübariz İbrahimov. Sadece Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının kahramanı. Tarih 19 Haziran 2010 Yer, Ermenistan işgalindeki dağlık karabağ. Saat gece 11.30. Mübariz ayağa kalktı. Kimseye haber vermeden başladı ilerlemeye. Tek başına mayınlarla döşenmiş sınırı açtı. Hedefinde işgalci Ermenistan askerlerinin konuşlandığı karakol vardı. Ansızın baskın yaptı. Aralarında subayların da olduğu 45 askeri tek başına öldürdü. Karakola Ermenistan takviye kuvvetleri ulaştı. Mübariz, ele geçirdiği düşman silahlarıyla 5 saat boyunca tek başına savaştı. Gün doğarken süngüsünü taktı çünkü cephanesi bitmişti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Asubay Çavuşu Mübariz İbrahimov şehit düştü. O savaşırken belki de şehadete kavuştuğu anlarda babasına bir telefon gelmişti. Telefonun ucundaki ses... Oğlunuz eve geldi mi diye soruyordu. Babası sınıra doğru gidin. Ben oğlumu bilirim demişti. Haklıydı. Bu vatanı sevmiş olsunlar. Ertesi sabah karakola gelen Ermenistan savunma bakanı ne gördüklerine, ne anlatılanlara inandı. Bütün bunları yapan bir ordu veya tabur değildi. 22 yaşında, kalbinde kocaman bir vatan sevgisi ve acısı olan Azerbaycan türküydü sadece tek kişiydi. Gözlerini o kadar korkutmuştu ki cesedinin bile ellerini bağlamışlardı. Öyle ki kahraman er mübarizin naaşını Azerbaycan'a vermeleri bile iki ayı buldu. <laughs> Mübarizden geriye kalan bir kahramanlık öyküsü ve bir mektup oldu. Mektupta, canım babam ve anam, beni özlemeyin. İnşallah cennette buluşacağız. Vatanımın zor günlerinde artık kalbim dayanamıyor. Şehit olsam ağlamayın yazıyordu. Şehit oluşunun ardından artık Azerbaycan'ın milli kahramanıydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de gönüllerdeki unvanı resmiyete taşıdı. Azerbaycan'ın milli kahramanı unvanı verilmesi hakkındaki kararı onayladı. Mübariz, yakşı bilirdi ki o dövüşten o sağ salamat çıkabilmeyecek. YouTube kanalımıza abone olun.